Şimdi bu videoda ekstrüzyonu kesme komutunun ne yapacağız? Alt özelliklerini incelemeye devam edeceğiz. Şimdi şurada ekstrüzyonu kesme komutuna geldiğinizde bakın biz aslında 3 yöntemi burada görmüştük. Sadece biraz daha detayları size vermedim. Onlar üzerinden de işlem yapmaya devam edeceğiz. Diyorum ki şuradaki yüzde çizim açalım. Mesela ne oluşturalım? Dikdörtgenin içerisinden çokgen komutuna girdim. Şöyle bir çokgen oluşturdum. Ekstrüzyon ile kesme diyorum. Şurada mesafe tümünden ve nesneye kadar olan kısımları gördük. Dördüncüsünü görmedik, değil mi? En yakın yüzeye bakın. En yakın yüzeyi ne yaptı? Burada bir kesme işlemi sağlamış oldu. Güzel. Peki aynı işlemin biraz daha böyle farklı kısmını nereye oluşturalım mesela? Şuradaki yüzeyi oluşturalım. Bakalım nasıl bir işlem yapacak? Şuraya da dikdörtgen oluşturayım. Şöyle kalsın. Diyorum ki ekstrüzyon ile kesmek. Bakın ekstrüzyon ile kesmek. Yön bir kalsın. İkinci yönü açtım. Şurası en yakın yüzeye dedim. Bu arada her ikisinden de illa tümünden ya da hepsinin içinden veya nesneye kadar seçmek zorunda değilsiniz. Burada birinci yöntemi, burada ise dördüncü yöntemi ne yapabiliriz? Kullanabiliriz. En yakın yüzeye dedim ve onayladığımda ne dedi bana? Özelliğe hazırlık yapılırken bir hata oluştu dedi. Neden böyle söyledi? Çünkü biraz daha böyle hem spline ile oluşturulmuş hem de yüzey modelleme karşısına çıkmış oldu. Güzel. Şurayı seçecek olursam mesela şöyle diyorum ki şunu seçtim dikdörtgene. Ekstrüzyonu kesme dedim. En yakın yüzeye kadar dedim. Burada bir okeyleyelim bakalım ne olacak? Onayladım. En yakın yüzey olarak neyi algılamış mesela? Burayı algılayıp buna göre bir kesme işlemi oluşturmuş. Peki bu kesme işleminden şöyle de bakabiliriz aslında. Burada dümdüz mü kesme işlemi oluşturdu. Şu en alta indim kalıp unsur 14 olarak geçiyor bende. Burada farklı olarak hatta şöyle sıfırdan oluşturayım. Şöyle şu yüzeye yapalım. Çizim oluştur diyorum. Diyelim ki burada yine bir daire olsun. Ama bakın şöyle şu şekilde. Güzel. Yine ekstrüzyonla kesmek diyelim. Birinci yöntem de olabilir. İkinci yöntem de olabilir. Bakalım. Şimdi şurayı tümünden bir seçtim. Tümünden deyince mesafe kısmı ne yaptı? Kapatıldı. Açı kısmına geldim. Mesela 5 dedim. Neye göre? Bakın şu şekilde bir açı veriyor. Eğer ben bu açının ters yönde olmasını istiyorsam o zaman gelip buradaki oktan ne yapabilirim? Açıyı çevirebilirim. İçeriye doğru ya da dışarıya doğru olacak şekilde bir açı verme işlemi gerçekleştiririm. Peki bunu da onayladım. Bakın şöyle. Gayet denet görünüyor. Devam edeceğim. Diyorum ki şu yüze bir çizim açayım. Diğer geri kalan komutları da burada göstersem daha güzel olacak. Proje nesnesi dedim. Yüzü seçtim. Ekstrüzyon elemanı diyorum. Şöyle biraz daha mesela 50 diyelim. Hatta 100 diyelim. Şöyle kaynağa göre dedim. Bunu da onayladım. Bakın neden ayrı bir çizgi çıkmalı ortasında? Çünkü yukarıda unsur ağacında hatırlarsanız parça katılar bir olarak geçiyordu. Buradaki yüze çizim açtım. Devam ediyorum. Hep böyle daire ve dikdörtgen üzerinden gidebiliriz. Bir tane dikdörtgen komutu oluşturdum. Yine ekstrüzyonu kesme komutuna girdim. Bu kez diyorum ki simetrik olsun. Bakın. Ya da şöyle yapalım. Hadi bunu simetrik değil de ince duvarlı olarak keselim. Bir ince duvarlı ile ilgili işlemi biraz sonra tekrar yapacağım. Şöyle kalsın. Bu kez şöyle oluşturayım. Diyorum ki öteleme düzlem komutuna girelim. Şuradan en sondaki düzlemi seçip burası ve burayı seçtim. Tam ortasına bir düzlem attım. Tamam. Geldim bu kez buradaki düzlemi seçiyorum. Seçtiğim düzlemde benden şunu istesin mesela.
Şöyle bir kesme işlemi yapsın. Ekstrüzyon elemanı dedim. Simetrinin esprisini burada daha net anlayacağız. Bakın şimdi skeç nerede? Düzlemde. Buradan ne yapabiliyordum? Yönünü değiştirebiliyordum. Ama işte veya açı verebiliyordum. Tümünden nesneye kadar vesaire bu seçenekleri kullanabiliyorum. İkinci seçenek kısmını da biliyorsunuz. Burada bilmediğimiz şey, yani uygulamadığımız kısım simetri uygulaması, değil mi? Simetriyi seçtiğimde verdiğim kalınlığın 5-5 olacak şekilde ne yapıyor? Ortadan ikiye bölüp birini sağ tarafta, birini sol tarafta olacak şekilde ayarlamasını yapıyor. Okeylediğimizde de şöyle bir kesme işlemi oluşturmuş oluyoruz. Peki burada işlemediğimiz tek komut kaldı. O da ince duvarlı eleman komutu. Bir sonraki eğitim videosunda da o komutla tekrar devam edeceğiz.